Herkese selamlar, ben Enes. Bu videoda sizlerle birlikte Valorant'ta nasıl en iyi şekilde FPS artırabiliriz, sizlere onu göstereceğim. Kanala yeni gelenler için kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Enes, bu kanalda teknoloji, kutu açılımları ve bilgisayar videoları çekiyorum arkadaşlar. Daha fazla bu tür videolar için lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video hakkında yorum yapmayı unutmayın. Gelişimi çok uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi birçok farklı FPS artırma yöntemi var arkadaşlar. Gerek ekran kartınızın ayarlarını yapabilirsiniz, gerek oyun içi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ama daha detaya inmek istediğiniz zaman oyun dosyalarının içerisindeki verileri değiştirebilirsiniz. Bugün de sizlerle birlikte oyun dosyalarımızın içindeki bazı bilgileri değiştireceğiz ve oyunumuzda FPS artışını sağlayacağız arkadaşlar. Ancak bu FPS artışını görmeden önce ilk olarak Valorant'ımıza girelim. Bir FPS değerlerimize bakalım, kaç FPS alıyoruz onu bir görelim. Hani 144 FPS'in üstü bizim için çok şey yeterli arkadaşlar. Yani monitörüm de 144 Hz zaten. Ortalama olarak FPS'lerimiz 100 civarı takılıyor. 160, 170, arada bir 200'e çıkıyor. Duruma göre değişiyor tabii bu. Şeyler atıldıktan sonra, bu tür özelliklerimiz kullanıldıktan sonra FPS'imiz daha da düşecektir. 144 FPS'in üstü bizim için yeterli, ancak herkesin bu şekilde değil arkadaşlar. Bilgisayarı kötü olan kişiler var. Hani sistem gereksinimleri bayağı bir düşük olan kişiler var. Bunlar için de FPS oldukça önemli bir hale geliyor arkadaşlar. Şimdi gelin FPS'imizi arttırmaya geçelim. Bakalım FPS farkımız ne kadar olacak? Hani oynarken alıştırmada ortalama olarak hani 170-180, arada bir 200'e çıkıyordu. Ortalamamız bu şekilde. Şimdi gelin FPS arttırmamızı yapalım. FPS'imizi ne kadar artacak görelim. FPS'imizi arttırabilmek için ilk olarak çalıştır kısmına geliyoruz arkadaşlar. Ve %updata %100 yazıyoruz. Bu nokta Minecraft'tan bildiğiniz üzere. Ama buradan update kısmına gelip lokale geliyoruz arkadaşlar. Ve en aşağıya iniyoruz. Yani size en aşağıda olmayabilir ama genelde en aşağıda oluyor. Ve Riot Games değil, Valorant'ı seçiyoruz. Sonrasında Saved klasörüne geliyoruz ve Config klasörüne geliyoruz. Bakın burada en üst tarafta sizin profilinizin bir adet klasörü olacaktır arkadaşlar. Bu herkes de genelde kullandığınız profil en üstte oluyor. Hani bu şekilde bir uzantıya sahip oluyor. Bu klasöre geliyoruz, Windows'a geliyoruz ve buradan Game User Settings'e gelip sağ tıklayıp not defteriyle birlikte aça tıklıyoruz. Bakın en aşağı kısımda Resolution Quality 100 var arkadaşlar. Bunu kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Ben bunu 75'te bırakacağım. Sonrasında buradakilerin hepsini 1'e veya 0'a çekin arkadaşlar. Hani bu oyununuzun kalitesini etkiliyor ve ben bunların hepsini 1 1 1 1 1 yapıyorum. Hani bazılarını 0'da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin hani görüntünüze ve bilgisayarınıza kalmış bir şey. Hani göz zevkinize ve bilgisayarınıza kalmış bir şey. Hani 3 en yüksek oluyor. 3, 2, 1, 0 diye gidiyor arkadaşlar. Bunu 1, 1, 1 yaptım ben ve bu Resolution Quality'mi de 75'e düşürdüm. Şimdi dosyamı kaydediyorum ve dosyamı kaydettikten sonra sağ tıklayıp özellikler diyorum ve buradan salt okunur seçip uygula deyip tamam diyorum. Sistem gereksinimleri oldukça düşük olan arkadaşlar için, hani ben de daha öncesinden bu bilgisayarımı almadan önce i3 ikinci nesil GT 525M ekran kartına sahip bir bilgisayar kullanıyordum ve bu tür ayarları yaparak hani bilgisayarımdaki FPS'i artırmaya çalışıyordum. Bir nevi bu şekilde oyunlarımı oynamaya çalışıyordum. Şimdi gelin bakalım Valorant'ımızdaki FPS artışı ne durumda? Şu an en düşüğünde düşündüğüm arkadaşlar ve FPS'imiz 200, 210, 220 oluyor. Hani en düşüğünde düşündüğüm 240'ı gördüm. Az önce bu şekilde 190, 200, 240 arası takılıyor. Az önce hani 170, 180 arası takılıyordu. Arada bir 140'a düşüyordu ama şu an gerçekten yüksek. Evet, benim hani 170, 180, 190'dan 220, 230'lara çıktı arkadaşlar. Ama hani bunu şu şekilde düşünün. 40-50 FPS alan arkadaşlar için bu oldukça yüksek değerler. Hani 40-50 FPS alıyorsanız birden 70-80'e çıkmış veya 90'a çıkmış bir şekilde bunu göreceksiniz ve oynayışınız da tamamen değişecek. Evet dostlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tür videolar için lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video hakkında yorum yapmayı unutmayın. Kendinize bakın, hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.